Leyla'nın o güzelim boncuk gözleri mıh gibi hafızamızda. Hani o çalınan bakışları, hayattan işbirliği ve el birliğiyle koparılan. Acımasızca öldürülüp cansız bedeni günler sonra bulunabilmişti Leyla'nın. Babası şikayetçi olmadığını söylemiş. Annesi birilerinin dili sürçsün de gerçekler öyle ortaya çıksın diye dua etmişti. Neresinden tutsak elimizde kalan bu yürek acısıyla ilgili savcı mütalasını verdi. Ağrı'daki mahkemede savcı sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet istedi. Çok can yakan bir gerçek de böylelikle gün yüzüne çıktı. Yanıyorum. Acaba bu çocuğun katili kimdir? Acaba benim taziyemde mi şu an? Nerededir? 18 gün sakladıysa şu an muhakkak yine bizim içimizdedir. Tam da tahmin ettiği gibiydi. Boncuk gözlü evladına kıyanlar yabancı değildi. Leyla Aydemir davasında savcı bugün mütalasını verdi. Biri amca 3 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istedi. Herkes benim hakkımda ileri geri konuşuyor. İşte katil yakalandı, katil gözaltına alındı. 2 yıl önceydi. Leyla bayram ziyareti için dedesinin köyüne gitti. Birden ortadan kayboldu. Cansız bedeni 18 gün sonra bulundu. Biliyorum yani çocuğum bu köy ya da bu köy civarında bir yerdeydi. Hissediyordum. Ağrı'da 7 sanığın yargılandığı davada savcı mütalasını mahkemeye sundu. Tutuklu amca Yusuf Aydemir, akrabaları Mehmet Ali Aydemir ve köylüleri Besim Dursun'un işbirliği yapıp Leyla'yı öldürdükleri anlaşıldı. Besim Dursun yıllar önce baba Nihat Aydemir'e yemin olsun sana ciğer acısı yaşatacağım demişti. Şu an can güvenliğim de yok. Onunla birlikte 3'ü içinde ağırlaştırılmış müebbet ve 14'er yıla kadar hapis cezası istendi.